Dördüncü Duvar'dan herkese merhaba, ben Taha. Ben Kübra. Ben Olcay Kavuzlu. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Sorularımıza geçmeden önce Olcay Kavuzlu kimdir? Kısaca bahseder misiniz? Olcay Kavuzlu bir oyuncudur. Ankara Devlet Tiyatroları'nda görevlidir. Başka ne diyebilirim bilmiyorum. Teşekkürler. O zaman sorularla devam edelim. Zaten... dijital oyun bilgi sisteminden açıkçası biraz sizi araştırma şansım oldu. Birçok oyununuzu merak ettim. Gelebildiğim sadece Control Bus ve Şempanzeler şu anda. İlk sorum şu. Devlet tiyatrolarındaki 28. yılınızı geride bırakıyorsunuz. Birçok rolde görev aldınız. Kim bilir ne çok anınız var. Bize devlet tiyatroları bünyesindeki yolculuğunuzdan biraz bahseder misiniz? 1987 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdim. 91 yılında mezun oldum. Daha önce 1980 yılından bu yana seslendirme yapmaktaydım. Televizyon dizilerinde oynamaktaydım. 80 demek ki 10 yaşımdan beri. Yolum bu okulmuş. Buradan çıktıktan sonra da bu mesleği yapmayı çok istedim. Dediğim gibi 1991 yılında mezun olduktan sonra Trabzon Devlet Tiyatrosu'na tayin çıktı. Oranın sınavını kazandım. Ve 1991 yılından bu yana devlet tiyatrolarında bir yolculuğum var. Bir yıl Bursa Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak oynadım 92-93 sezonunda. 95-96 sezonundan bu yana da Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev almaktayım. Ne diyebilirim? Örneğin 28. sezonuna girdiğim kontrbas oyunu da ilk Bursa Devlet Tiyatrosu'nda başlamıştır. O 92-93 sezonunda. Of, amma sayılar oldu. Kim ne anlayacak bilmiyorum. Yolculuğumda evet 40'a yakın veya 40'ı geçkin oyununda oynadım. Çok güzel oyunlardı. Neydi soru? Yolculuğunuz... Evet, devlet tiyatroları özelinde sormuştum. Benim yuvam gerekliliğine de çok inandığım bir kurum. Yani bayağı da olmuş. Yani, ne diyeyim, çok güzel tanımladınız ama. Evet. Ülkemize de çok şey kazandırdı kesin. Daha sorularınız olursa daha sonra arada. Peki, teşekkür ederim. İkinci sorum, sahnede olmak nasıl hissettirdi ve nasıl hissettiriyor? Yani çok hamasi sözler söylemek istemiyorum hissetmediğimden dolayı değil. Ama hep derler ya, o benim hayatım, oyunculuk benim hayatım, başka bir şey düşünemem falan filan. Oyunculuk hayatımın hakikaten çok önemli bir parçası ama hayatım değil. Ailem var. Pek çok insan gibi pek çok şeyi yapmaktan çok mutluluk duyuyorum. Film seyretmekten, spor yapmaktan mutluluk duyuyorum. 4 yıl önce doğan çocuğumun peşinde koşturmaktan çok mutluluk duyuyorum. Ama var olmamı sağlayan diğer alanlarda da belli bir yolda gitmemi, belli bir disiplinle gitmemi sağlayan hayatımın çok önemli bir parçası oyunculuk, tiyatro. Ben de bütün meslektaşlarım gibi işimi çok ciddiye alırım. Onlar gibi pek çok zorluğu hayatımda işimden dolayı göğüslerim. Benim için bu. Teşekkürler. Burada kısa bir şey sormak istiyorum. Sahnede de yani devlet tiyatroları geçmişinizde daha çok oyuncu olarak varsınız. Bazı oyunlar için yönetmen yardımcılığınız var. Var, evet. Bu iki tarafı seçmek gerekirse... Ben seçimimi yapmışım zannediyorum. Evet. Yani evet, arada söylüyorlar, hiç oyunu koymak aklına gelmedi. Evet, var birkaç tane özel projem var. Ama oynamak beni daha ilgilendirdi. Bilmiyorum, daha sonra değişebilir. Oynamakla ilgilendim. Ve şanslıyım. Güzel oyunlarda oynadım.
Bazılarını güzel ekiplerle yoktan var ettik. Bazıları hiç olmayacak şeylerken mucizelerle, meleklerin dokunuşuyla, iyi yönetmenlerin dokunuşuyla muazzam şeyler oldu. Hani bazen bana şeyler, o çok şanslı falan filan derler de yani oynadığım pek çok oyun aslında herkesin göz süzüp istediği şey değildi. Yani o onlar oldu. Şanslıyım. Ay, çok mu politik oldu? Çok güzel ama. Gidiyorsa gitsin aralar. Evet. Bir sanatçı olarak başka bir sanatçıyı oynamak nasıl bir süreç? Estağfurullah. Sanatçı yani ne güzel. İnşallah sanatçı olurum. Benden daha sonra sanatçı diye bahsederler inşallah. Ben oyuncuyum. İşte bir terim olarak tiyatro sanatçısı deniyor falan filan. Evet. Sanatçı olmak daha başka katmanları gerektirdiğini düşünüyorum. Şimdi sorunuzu alayım. Sorun buydu aslında. Bir sanatçı olarak bir sanatçı oynamak nasıl bir süreç? Kontrabas. Evet. Kontrabas. Ha. Keza Modigliani de var. Aha, evet. Çok sevdiğim bir oyundu. Çok büyük, geniş bir derya ikisi de. Sanat hayattan söz eder ya. Bu oyunun 28. sezonunda hala yeni anladığım şeyler oluyor. Çünkü ben gelişiyorum. Ben 21 yaşındaki veyahut da kaç yılında girdim işte. 90. Ben bu oyunu aslında ilkokuldan mezun olurken oynadım. 1991'de oynadım. Bir kısmını oynadım. 92-93 sezonunda tamamını oynamaya başladığımı düşünürsem işte o zamandan bu zamana ben de gelişiyorum. Geçen seneki ben değilim, 4 yıl önceki ben değilim, 21 yaşındaki ben değilim. İlişkilere, yaşama, hayatın adımlanışına, hayatın nefesine her geçen yıl üstüne katarak giriyorum. Halen ben şunu anlamamışım, adam bunu böyle böyle diyor. Bu oyunu yazan, örneğin kontrbası yazan Züskind zaten inanılmaz biri. Bir Alman oyunu ama bunun örneklerini işte Türkiye'de de görebiliyorsunuz. Hatta bazen teknik ekibimdeki arkadaşlarım, sahne amirim, kondivitim, ışıkçım bile diyor. Hocam işte bu bunu diyor, bizde bunu diyor, para mevzuunda şunu diyor. Nasıl diyor, nasıl bizimle bu kadar bağlantısı olabilir? Evet yani güzel bir metin, Modigliani de öyle. Sanırım sanatın, sanatsal gelişimin olduğu, sanatsal gelişimi barındıran her şey bize daha böyle bir yol açıyor. İnşallah doğru cümle kurmuşumdur. Oldukça doğru bence. Peki kontrabas oyunuyla yolunuz nasıl kesişti? Ankara Devlet Konservatuvarı'nda okurken, Hacettepe Ankara Devlet Konservatuvarı, hepimiz birinci sınıftan başlayarak yeni, güzel, enteresan parçalar bulmaya çalışırdık. Sınıf arkadaşım Aclan Büyüktürkoğlu ile ben aynı zamanda bu oyunu keşfetmişiz. Patrick Züskind'in işte Koku da o zamanlar pek popüler. O dedi ben sınav parçasında oynayacağım dedi. Ben dedim ben de bunu keşfettim, ben sınav parçasında oynayacağım dedim. Alıyoruz, okuyoruz, tekse atıyoruz. Tamam sen oyna, ben oyna bilmem ne diyor. Çünkü okurken güzel, insanın dişini kamaştırıyor, şey yapıyor, şunu yaparız, bunu yaparız diyoruz ama gelin görün ki o beceriye, derinliğe sahip değiliz. Bölmeyi de beceremiyoruz sınav parçasına göre. Sonra ihale son sınıfa kadar bana yani o aldı attı, ben aldım attım. Kimse de oynamadı bizim okuldan. Bana bir yerden geldi. Yani herhalde kendimi hazır hissettim. Mezuniyet parçam olarak oynadım. Ondan sonra devlet tiyatrosuna sınavlarına giriş parçalarımdan bir tanesiydi, başka bir kısmı. Sonra bir yıl oynadıktan sonra staj sınavları vardı o zaman. Bursa'da konuk oyuncu olarak görev alıyordum. Staj sınavımız
Trabzon Devlet Tiyatrosu'ndaydı. İşte iki günlüğüne Bursa'da oyunumu bitirdim. Trabzon Devlet Tiyatrosu'na oynamaya gittim. Orada da oynadım, parçalarından bir tanesiydi. Zamanın genel müdürü Yücel Erten'di. Değerli oyuncu büyüklerin hocalarımız vardı. Rüştü hocamız, Rüştü Asyalı. İsimlerini hatırlayamadıklarımdan çok özür dilerim. Yücel Bey dedi ki, bu oyunu oynamak ister misin dedi. Ben de nerede dedim. Devlet Tiyatrosu'nda dedi, Bursa'da Oda Tiyatrosu'nda dedi. Ben de şey dedim, yani iyi bir sınav verdim herhalde, takdir ediyor, öyle zannettim. Yani bu, o benim için rüyaydı tabii. Hakikaten döndükten sonra o dönemin Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Feyha Hanım, Feyha Çelenk Hanım, olacak böyle böyle böyle, bunu koyacağız. Ve bunu ilk oynayanda benden bir yıl önce yönetmenim Metin Belgin'di. Metin Belgin de Bursa Devlet Tiyatrosu'nun eski oyuncularındandı. Ben Metin'i de çağıracağım. Buranın çocuğu, buranın yeni çocuğuyla bunu yapsın falan filan dendi. İşte ben o kadar kendimi hakim zannediyorum ki konuya, aralardan parçalarını oynadığım için hem mezuniyet parçam, hem giriş parçam, hem de staj parçam, genel müdür de beni beğenmiş, bunu da oyna demiş falan filan diye, ne saflık ne toyluk. Metin Belgin bir geldi, tamamen farklı bir bakış açısı, bilmem ne. Oh diye başladık, başlayış. O zamandan beri onunla da bir dostluğumuz vardır. Henüz Metin Belgin'in oyununu hala seyredemedim. O yıllar etkilenme diye gelme seyretme demişti. Bu arada şu anda oynayan kontrbas bu kontrbasın 4. versiyonu. Bu 4. versiyonu da 2008 Ekim 3'ten beri versiyon. Evet, aslında onu da soracaktım. Evet. Oyunun nasıl bir evrim geçirdiğini. Çünkü 92-93 sezonundan beri oynuyorsunuz. Evet. O zamandan bu yana neler yaşadınız ve oyun nasıl bir evrim geçirdi? Valla büyük evrim geçirdi. Yani işte birincisi benim okulda oynadığım oyunla Metin Belgin'in koyduğu oyunun arasındaki farkı anlamam, idrak etmem gerekti. O zamanlar ilk hali bir kontrbas silüeti, dört tane telin bir tanesi kopmuş, üç tane tel ve arkaya doğru kontrbas şeklinde daralan bir alan vardı. Kontrbasın içinde oynayan patlamış bir adam, kontrbasın ruhu esprisi vardı. Metaller böyle seyirciye doğru çıkmış. Oda Tiyatrosu için Fatma Çelenk yapmıştı dekorunu. Çok enteresan. O zaman dördüncü duvar vardı. Dördüncü duvarı çıkamayan, seyirciyle iletişemeyen bir adam vardı. Daha sonraki yıllarda boş alanda da oynadım. Sadece ışık, siyah fon, siyahın içinde ışıkta da oynadım. Yani o kadar uzun ki 30 dakikamız yetmez. Ama 2008'de bir daha aradan sonra şey yaparken başka bir yorum istedim. Seyirci de değişmişti, ben de değişmiştim ve o zamanlar biraz daha soyuttu. Biraz daha elle tutulur hale getirirken basitleştirmek istedik. Bu rejisini yaptık. Biraz bunda benim de payım var fikir olarak. Burada da gördüğünüz gibi tam tersi ve iletişerek iletişimsizlik. Çünkü modern çağda böyle bir şey var. Herkes güya iletişimde ama birbirimizi anlıyor muyuz, dinliyor muyuz, duyuyor muyuz kısmı var. Burada böyle yansılamak istedim. Zaman zaman da bu yorumun çok atladığım şeyi açtığını düşünüyorum. Falan filan. Peki. Modigliani, bu arada onu söylediniz, çok sevdiğim bir oyundur. Oynamak ister miydim? Hala çok isterdim. Biz de izlemek isterdik, yani, emin olun. Ben bu çok sevdiğim oyundur. Tabii yine çok sevdiğim oyunlardan bir tanesi Ankara Devlet Tiyatrosu'nun efsane oyunu. Efsane oyuncusu Mithat Erdem ile oynadığımız, 11 sezon oynadığımız Uçurtmanın Kuyruğu, fenomendi o oyun. Mithat abi diyeyim, hem çok sevdiğim dostumdur hem de abimdir. Sen bu kadar uzun vadeli oynamayı ona şaşırıyorum ve çok saygı duyuyorum der. Evet, ama onunla oynamak isterim. O karşılıklı oynanabilecek çok kıymetli oyunculardan biridir. İnsan zaman zaman özler. Evet. Tamam.
Tam bu noktada ben şeyi merak ediyorum. Böyle bizimle paylaşmak istediğiniz ilginç bir anınız var mı? Kontrabas özelinde ya da Modigliani'den nasıl isterseniz. Vallahi çok var. Şu anda ha dediğinizde şey yapamıyorum. İlerleyen dakikalarda aklıma gelirse söylerim ama işte 7. 8. sezonunu oynarken Uçurtmanın Kuyruğunu benim adam, gelen adam, öteki adam üst benliği veya alt benliği bilemiyorum. O deri ceketli falan filanla. İşte ben ilk girdim sahneye, yukarıda kendi şeyimi bıraktım, kostümümü giyiyorum. O gün herhalde, yani hiç adetim değildir. Ama içeri girer girmez sevgili Mithat Erdemli abim kaş göz yapıyor. Ben de ne oldu acaba, ne diyorum. O arada bana şey yapar, ilerleyen sahnelerde çıkarıyoruz, iç çamaşırlarımızın aynı olması gerek. İkimiz de aynı kişi olduğumuzda, aa benimkini almışsın, bilmem ne bilmem ne bilmem ne, aynı şeyleri söylememiz gerekiyor. Acaba dedim, bana şey mi demek istiyor, o boxer'ı giydin mi giymedin mi, ucundan pantolonun görünmüyor, onu mu uyarmaya çalışıyor? Ben de çok eminim, yok gösteriyorum, çıkıyorum seyircinin fark etmeyeceği şekilde falan filan. Ama yine kaşı yapıyor. Bir süre sonra bıraktı onu. Sonra son düzlüğe doğru koşarken üstümüzdeki kıyafetleri değiştireceğiz. Baktım ben de, diyorum ki Allah'ım diyorum, bu siyah olan deri ceket yani bu kadar mı dandik olur diyorum. Nasıl yani, kahverengiye doğru nasıl döner diyorum. Yani bu bakımını iyi yapmamışlar mı? Derken şöyle bir açtım şeyi. Bu benim oyun deri ceketim değil. Orada da bir marka yazıyor, işte Zalboro diye bir şey yazıyor. Nasıl yani dedim, Mithat abinin kendi kişisel deri ceketini almışım, giymişim ve fark etmemişim. Ve biçimi de öyle değil işin aslına bakarsanız, kilitlenmişim. Ha diye girdim konuya, Mithat abi de ha dedi. Orada tabii seyirci bunu asla anlamadı ama yani ben başımdan aşağı kaynar sular döküldü, içim fik fik etti. Bir de kontrbasta Bursa Devlet Tiyatrosu'nda başladığımızda ilk önde hakikaten bir Japon. Hani sözde bizde ilk girdiğimiz yıllar Japonlar geldi. Tepki göstermeyen seyirciye Japonlar geldi denir bizde. Yani en azından o yıllarda öyle denir. Ben de hakikaten Japon gelmiş dedim yani. Ondan sonra ama baktım elin Japon'u da böyle anlıyor gibi şey yapıyor. Kafasını sallıyor. Diyor. Dedim herhalde Japon falan değil. Türk'ü mülk'ü öğrenci dedim bu şey. Ama tişörtünün üstünde de kontrbas resmi var. Anlayamadım. Uzun sürede takıldım kaldım. Çıkışta da karşılaştık. Ama bu arada da içimden kopacağım, kopmakla kopmamak ortasındayım. Japonlar geldi. O bilinen kalıp vardır ya. Japonum da geldi. Çıktığımda da teknik arkadaşlarım da dedi ki Olcay, Japon'un gelmiş ya falan diye bu sürdü. Hakikaten şeyde fuayede yakaladık. Grubunda bir Türkçe bilen mihmandarı varmış, işte bu bir Japon grupmuş, Bursa'yı dolaşırken bunun oynadığını görmüş, gerçekten kontrbas çalarmış Osaka'da, oyunu da çok iyi bildirmiş, gelip seyretmek istemiş. Çok ilginç. Çok ilginç, evet. Böyle bir anım var. Yani komik çok anımız var da bazıları sansüre takılabilir. Gelirse aklıma anlatırım. Sizce rol insanın üzerine yapışır mı? Çünkü kontrabasla gerçekten uzun süredir yani kontrabas bu kadar sezon oynadım ama ben 40 tane de oyun oynadım. Bazı sezonlar 3-4 oyun oynadım. Evet, yani bu kadar yıl oynadığım için kontrabası Betim Bergin ve Olcay Kavuz'da oynuyor denilebilir. Ama yanında işte geçtiğimiz sezondur, bu sezondur sadece tek oyun olmuş olma. İşte dediğim gibi Uçurtmanın Kuyruğunu oynadım 10-11 sezon, efendicazıma söyleyeyim Soğuk Bir Berlin Gecesi oynadım 4 sezon, Ben Ödüyorum oynadım 2 sezon ki çok sevdiğim oyunlardan bir tanesidir Ben Ödüyorum. Geçen sene Trabzon Devlet Tiyatrosu geldi, Nöbetçi Tiyatro, onları da çok beğendim, aynı yönetmen, çok beğendiğim bir metindir.
Yani bazı oyunlar vardır. İsteyen istediği kadar beğensin veya beğenmesin. Ben seviyorsam seviyorumdur, keyif alıyorsam alıyorumdur gibi bir şey. Bu zaten şöyle bir şeydir. Daldan dala atlıyorum. Hani bazen sorarlar. Yani siz yaptığınız şeyi bilirsiniz. İsterse 500 kişi aynı anda ayağa kalksın. Ben o gün bir şeyi beceremediysem, istediğim gibi değilse eve giderim kendimi yerim. Akşamleyin de oyunu kafamda tekrar oynarım. Neyin olmadığı konusunda kendimi yerim. O önemli değil. Ama eğer o limitlerde doğru olan şeyi, doğru düşündüğüm şeyi yapmışsam, isterse 500 kişiden bir kişi kalkmasın umurumda da değildir. Yani o pek çok oyuncu arkadaşım gibi o ahlakım vardır. Yani doğrusunu yakalama. O alkışa kanmak çok büyük bir kolaycılıktır. Ben yaptığım hatayı bilirim. Kıvıramadığım şeyi bilirim. Ben kendimi daha çok yerim ondan. Sanırım hala sevmemin, dibini kovalamamın nedeni bu. Bu işte yani. İyi olmak için gerekli bir şey aslında. Bilmiyorum yani bunu taşıyabilmeyi sağlayan bir şey bu. Zaman zaman işte amatör tiyatro meraklısı veya işte lisede oynamış arkadaşlar gelir. Kaç gün oynadın derim? 3 gün, 4 gün. Ben 8,5 ay oynamak zorundayım. Ve 8,5 ay aynı heyecanla taşımak zorundayım. Yani işte fark o. Ama bunu da şöyle bir etiket altında, işte profesyonelim, yapmak zorunda. Hayır, değil. İşte ancak o dediğim şeyle olabiliyor. Kendinizi sorguladığınız zaman oluyor. Ciddiye aldığınız zaman etki tepkiyi oluyor. Yani o üzerine yapışmak konusundan gelmiştik. İşte daha pek çok oyunumu söyleyebilirim. İki sezondan aşağı, benim çok az oyunum iki sezondan aşağı oynamıştır. Yani şempanzeler yazık, evet, bir sezonunu oynamıştır ama sevgili Deniz'in bir dünya güzeli evladının doğmasıyla ilgili bir durum vardı. Ondan dolayı ikinci sezonu göremedi, yoksa o oyun gider bir oyundu. Çok az oyunum tek sezon oynamıştır benim. Ve zaten özel bir durum olmaması kaydıyla bir oyunun iki sezondan aşağı oynamasını da bakın, özel bir durumu dışında bir oyunun iki sezon oynamasını da pek de başarılı bulmam. Yani bir oyun mutlaka devlet tiyatrosunda en az iki sezon oynayabilmeli. Şu anda da aklıma gelmiyor. Pek çok oyunumda pek çok sezon oynamıştır. Ama doğrudur. Kontrbass 28 sezonu, evet, aralıklı da olsa oynamıştır. 27, şu anda 28'e girdik. Kimseyi yanıltmayayım. Uçurtmanın Kuyruğu 10-11 sezon oynamıştır. Bazı durumlarda tutmuyorum sayıyı. Yani bilmiyorum. Şey, biliyor musunuz? Kontrbass kaç kere? Sayıyı yok, bilmiyorum. Geçenlerde zaten arada da eksikler var. Önceki 2008'e kadar olan da eksikler var. Bir dönem 2000'li yıllarda çok jokerdi. Sahne amiri bile yoktu. Tutulamadı şeyleri falanları filanları. Bine yaklaşmıştır falan filandır. Bilmiyorum. Yani çok da önemsemiyorum. Ne kadar sene taşıdığınız önemli. Evet. Şimdi şeyi sormak istiyorum. Yapıştı konusuna şey yaptın mı? Yani ben anladım sizi. Yapışmak da şöyle bir şeydir. Bir de çok özür dileyerek. Ben herhangi bir oyunumda önceki oyunumdaki olcayı göstermem ki. O karaktere bürünmeye çalışırım. Oyunculuk böyle bir şeydir. Tabii ki oyunculuk özelliklerim her oyunda, her karakteri canlandırırken, yani yapacak bir şeyim yok ki, burnumu değiştiremem, sesimi, evet, değiştiremem. Sadece kullanış biçimini değiştiririm. Çünkü bir ara birileri onu demişti, işte şuradaki işte konuşması şöyle bile, tamam, o benim artım, konuşmamın öyle olabilmesi veya onu öyle ifade edebilmem benim artım. Yani Çetin Tekindor da Çetin Tekindor en nihayetinde, değil mi? Haluk Bilginer de Haluk Bilginer, evet, en nihayetinde. İşte Ankara Devlet Tiyatrosu'ndaki çok değerli oyuncu arkadaşlarım, isim isim, işte sevgili Mithat Erdemli de Mithat Erdemli.
Ama role bürünmek diye bir şey var. Yani onu kabul etmiyorum. Benim hiçbir rolüm hiçbir rolüme benzemez. Yani o yüzden bir rolün yapışması kısmı, hani seyircinin o rolde biliyor olması ayrı bir şeydir. Sanırım onu kastetmiyorsunuz. Hayır. Tamam. Yani şu anda feci bir baskı yaptım. Yüzü sert sert baktım. Biraz etkilemiş olabilir. Evet. Şey... Dördüncü duvar ile nasıl bir ilişkiniz var ve sizce bu duvar yıkılmalı mı? Kastım seyirci ile olan. Evet. Evet. Hiç zaman zaman yıkılmalı. Hangi tarafı daha çok seviyorsunuz? Kontrabastan bahsettiniz. Oyununa göre. Kontrabastan bahsettiniz. Daha önce bir dördüncü duvar vardı dediniz. Evet. Sonradan yıkılmalı. Ben bunu ama pek çok oyunumda yaparım. Pek çok oyunumda seyirciyi ona ortak ederim. Bir değerli büyüğüm bir eleştirisinde yanılmıyorsam şu anda olmalı ki yanılarak söylemeyeyim. O yüzden böyle bir dolambaçlı amorf bir söyleyeyim. Şöyle şunu demiş. Tiyatronun gerçeğin ta kendisi olduğu şeyine düşmeden bunun da bir illüzyon olduğu, bu illüzyonun içinde gerçeklik duygusuyla hareket ediyor Olcay Kavuz'u ve bunu doğru yapıyor gibi bir şey demiş. Evet, ben bunu şey yaparım. Yani neyi kandırıyoruz ki? Hani burası Macbeth'in şatosu. Ne şatosu? Butafor şey işte. Yani zaten oyuncunun özünde olan şey bu illüzyonu yaratmak. Ben bunu başka şekilde zaman zaman yapmaya çalışıyorum. Soğuk bir Berlin gecesinde çok vardı o. Zaten tiyatronun özünde bir gerçek hayatta uyuşmayan tek bir şey vardır. İşte o biliyorsunuz konuştuğunuz monologlardır. Günlük hayatta ne kadar konuşabilirsiniz? Anahtarımı unutmuşum, Allah kahretsin. Ne yapacağım ben şimdi bilmem mi bilmem dersiniz. Ama böyle tirat atmaya gelince iş organik bir şeyden bitiyor. İşte sanıyorum orada becerebildiğim bir şeydi o soğuk bir Berlin gecesinde. Orada da bir kıskançlık kavgasında sevgilisini öldüren bir adam ve onunla aynı evde yaşayan bir adam vardı. Ve hafif ruh sağlığını yitiren bir adam vardı. Seyirciyi partner olarak almıştım orada. Zaman zaman bazı oyunların bunu kaldırdığımı düşünüyorum. Zaman zaman gereksiz olduğunu düşünüyorum. Bazı şeylerin zorlama olduğunu düşünüyorum. Ama neyi seviyorsun derseniz bunu seviyorum. Ben gerekli olan her şeyi seviyorum. Severim yani şeyi koklamayı da, bu sakın yanlış anlaşılmasın, seyirciyi incelemek, şey yapmak değil. Mesela kontrbasta da insanlar zaman zaman şaşırıyor. Niye beni buldu burada bu söz için? O Elif'e Elif'ine her zaman öyledir. Yani o da bir random mandum değildir. Sadece orası boşsa bir arkasındakini bir şeyini yaparım. O tasarlanmış bir şey. İşte bazı şeylerde de yazıyor. Beni mi buldu bu lafı söyleyecek de bilmem ne falan. Yok, o kimseye ait bir şey değildir. Ama bazen koklarım ruh durumuna göre, yok oradan bir şey çıkmayacak kısmında bir sağ veya bir sol yapabilirim. Severim, evet. Severim. Ama gerekliliğe de her zaman inanırım. Gereksize şey yapmaya çalışmam. Dördüncü duvar. İşte zaman zaman bizim sinemaya karşı avantajımızdır diye düşünüyorum. Evet. Bunun detayını daha soracak olursanız çok net bir açıklama yapamam. Çok üstünkörü yaparım ama duygusal olarak sevdiğim bir durum. Evet. Ben seyirci açısından yani kendi adıma konuşmam gerekirse bazen korkutucu buluyorum. Hani... cevap vermeli miyim, vermemeli miyim? Tabii oyunun dinamiğine de çok uyup uymamasıyla da alakalı. Bazen soru, dördüncü duvar var ama bana bile sorulmuyor şeklinde de olabiliyor. şimdi seyirciyle bir ilişkiniz var. Bazen sosyal medyada da bunu paylaşıyorsunuz. Son sorum şu. Hangisi? Bugün oyun boyunca en ön sırada dibimde su içen beyefendi. Sağda mıydınız, solda mı? Yok. Ha, benim sizin şey, tweetiniz mi? Evet, evet. Ha, doğru. Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum artık. Yarısını diyeyim bari demişsiniz. Tabii. Çok daha önceden de vardır bir şey. Bu 17 Nisan 2018'den. Ha, daha öncesinden de vardır. Evet. Daha öncesinden de vardır. Ben biliyorum, var. Tabii. Şeydir. Hanımefendi bilmem ne. Yani tamam, öyledir, böyledir. Şu, şey yapın ama...
Yani elinizdeki bir galon şeyden, damacanadan da hot dog yapılmaz. Yapılmaz. Ben genelde sahne üzerinden seyirciyle bu tarz bir diyaloğa girmem. Telefon tarzına da girmem. Gerçi meşhurdur başka bir oyunumda yapmışım. Yine hedef belirlemeden. Evet, tam Soğuk Bir Berlin Gecesi finale giderken sevgili Adnan Erbaş'ın oynadığı karakteri Olaf'ı öldürme hikayesinde yine 5500. kez uyarılmasına rağmen hele ama yani gitmeyecek yani. Ben de o sırada şey gördüm. Benim oynadığım karakterin Tarık'ın masada bir cep telefonu var. Affedersin Olaf, seni yemeğe çağırıyorum ve bu lanet olası telefonu kapatmayı unutuyorum dedim. Bam diye vurdum, kırdım. Seyirci de kimse o seyirciyi uyardı, anlattı, güldü. Onlar için de hoş bir şey oldu. Daha sonra tekrar oldu. Yani giderken tekrar bu sefer yapacak bir şey de kalmamıştı. Durdum 1,5 dakika kadar. Seyirci konuştu telefonuyla. Herkes ses yükseldi falan. Böyle şeylerle de karşılaşıyoruz. Şimdi o seyirciyi karşımda şey yapamam. Çünkü karşısında cevap gelirse, söylediğim şeye cevap gelirse benim o sahneden çıkıp gitmekten başka bir şeyim yok veya kavga etmekten başka bir şeyim yok. İnsan misafiriyle kavga eder mi? Bu zaten seyircinin sorunu. Neyse 1,5 dakika kadar konuştu. Biz de donduk. Sağ olsunlar, çok yetkin bir oyuncu kadrosuydu. Herkes de bana uydu. O 1,5 dakika kadar konuştuktan sonra ben döndüm. Boşlar, teşekkür ederim dedim. Devam ettim. O işte yazmıştır. Bir yerde de yazmıştır. Tabii böyle şeyler oluyor. Ama evet, şimdi son dönem, son 2-3 yıldır artık belki telefonlara biz de alıştık. Belki bazı oyunlarda önlemi de alınıyor falan filan. Şöyle bir durum var. Evet, yani çok iyi anlıyorum. Bir hastalığınız olabilir. Allah korusun boğazınızda kötü hastalıklardan bir tanesi olabilir. İçmeye ihtiyacı duyabilirsiniz. Ama bunun yeri en ön sırada hakikaten şunu şöyle şöyle yaparak ve en ön sırada dibindeyken lok 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 değildir. Küçük tiyatroda, işte oda tiyatrosunda kimseyi kırmamak, kimseyi rencide etmemek için bir şey diyemediğim için ben de nacizane Twitter'ımdan ifade etmeye ki orada da çok kibarsın. Çalışmışımdır. Sağ olun, teşekkür ederim. Yani tabii şeye şaşırıyor ama insan. Sizin 28 yıllık hayatınızda ne değişti? Eskiden böyle olmazdı. Tamam, gelsinler. Her şekilde gelsinler. Ama hakikaten eskiden böyle olmaz. Bir de şeye takılın o yıllarda. Onu siz kibarlığınızdan söylememişsinizdir. Biz şaşırıyoruz yani. Hani şey, kız arkadaşı veya arkadaşıyla veya eşiyle bir insan tiyatroda şu şekilde elini omzuna atmış ve yapışık şekilde canlı bir performans seyredilmez diye düşünüyorum. Ya da ben çok geri kalmış olabilirim. Yok, kesinlikle haklısın. Oyuna hani bir de ona şaşırıyor. Yok, oyuna moyuna değil. Yani boş verin, orasında da değilim. Yanındakine saygısızım. Benim de dikkatim daha var. Evet. Sinemada bile yani dikkat ediyoruz. Hani çok tutucu biri değil mi? İnsanlar sevişsin, öpüşsün. Sevgi, aşk güzel şeydir. Ama yani bir de bunun yeri vardır diye düşünüyorum. Hani el tutmak da bir şeydir ama o bir garip bir şey. Evet, yani o şu daldan dala atlıyorum, dinleyenler kusura bakmasın. Şu kocaman bu elimdeki yarım litrelik, 1,5 litrelik ya bu. 1,5 litrelik de çıkıyor. El insaf. Satılmıyor bir defa yani. Yani hiç mi düşünmezsin? Bir de o cep telefonları tabii olabilir. Ben de itiraf ediyorum. Titreşimi alıyorum. Neden? Bir çocuğum var, bakıcısında oluyor oyun seyrettiğim zaman. Acil bir şey olabilir ve çok gizli, onun ışığı görünmeyecek şekilde bakıyorum. En ön sırada oturmamaya çalışıyorum. En ön sırada oturuyorsam kararana kadar veya o kısım bitene kadar açmıyorum onu. Görünüyor işte. Görünüyor. Bu aydınlıkta görünüyor. Evet. Çok iyi biliyorsunuz.
etki alanındakini rahatsız etmediğini düşünebilir ama gelincik tarlası gibi oluyor salon tarafı. Keşke telefonla ilgili bu şeyimiz, yani bu kadar çalışkan bir millet olsak keşke. Keşke işle ilgili bir şey, kaygıdan dolayı belki de sağlıktır diyeceğim ama herkesin olamaz. Yani evet. O ama son dönemler takıntım doğru. Yani, bir de pışır pışır. Ya. bilmiyorum. Şu, dediğim gibi son dönemler aslında insanları hiçbir şekilde kırmamak gerektiğine de inanıyorum. Bir sağlıkla ilgili bir şey geçirdim. Bayağı ucundan kıyısından döndüm bir şeyin. Ama kimse de kırılmasın. Takmamaya çalışıyorum. Ama bunu zaten düzeltmesi gereken salondaki seyirci. Tıpkı ne gibi biliyor musunuz? Toplumdaki bir takım aksaklıkları düzeltmesi gereken toplumun kendi olduğu gibi, burada da bir takım şeyleri düzeltmesi gereken salondaki çoğunluk. Çünkü nedir, teşrifatçılar da bir yere kadar. Biz de sahneden yargıç değiliz. Sen onu yapma, bunu yapma. Bizim görevimiz bu değil. O benim tiyatroyu seven bir seyirci olarak Twitter'da yazdım hikaye. Diyeyim, durumu kurtarmayacağız. Evet. Çok teşekkür ederiz. Bizim rica sorularımız bu kadardı. Ben teşekkür ederim. İnşallah içi dolu bir konuşma olmuştur. Çok keyifli bir sohbetti. Teşekkür ederim. Sizleri tanıdığıma çok memnun oldum. Biz de çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.